Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle gömülü sistemler alanına yönelip de hangi bölümü seçim, seçmek konusunda e, sıkıntı yaşayan arkadaşlardan gelen soruyu yanıtlamak üzere e, beraberim. Şimdi bu soru çok sık geliyor. Tabii ki bu soru belki daha çok lise öğrencisi arkadaşlardan gelmesi normal. E, onlar belki tercih yapmak için soruyorlar bunu. Ya da şu anda okuyup belki bölüm değiştirme şansı olan arkadaşlar da olabilir veya çap yapmayı düşünen. Yani gömülü sistemlere yönelmeyi düşünen arkadaşlar hangi bölümü seçmeli? Bilgisayar mühendisliği mi, elektrik elektronik mi ve belki diğer türe bölümler mi? Mesela elektronik haberleşme, mekatronik vesaire. Şimdi baştan kısa cevabı vereyim. Bunun net bir cevabı yok. Dolayısıyla uzun uzadıya konuşacağım belki ama sonunda net bir cevap çıkmayacak. Şimdi gömülü sistemler konusunu daha önceki videolarda açıklamıştım. Gömülü sistemler ismi verdiğimizde aslında bir bölümden veya tek bir alandan, tek bir meslekten bahsetmiyoruz. Bunun altında bir sürü alan var, değişik sektörler var. Dolayısıyla spesifik olarak e, gömülü sistemler şudur, bu bölüm bunu yapmak için şu bölüm okumanız lazım gibi cevap vermek çok zor. Ama geleneksel olarak bugün baktığımızda durum baktığımızda daha doğrusu e, gelenekten ziyade Gömülü sistemlerle ilgilenenlerin daha çok elektrik elektronik veya benzeri bölümlerden geldiğini görüyoruz piyasada. Ki bu böyle. Ben de elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum lisanstan. Ee, yani aslında bakarsanız yaptığım işin resmi olarak eğitimini almış durumda değilim. Yani yazılım konusunda hiçbir resmi bölümde okumadım. Çünkü diğer yaptığım yüksek lisans da işte kontrol otomasyon bölümündeydi bir tanesi. Diğeri zaten işletme. Ee, böyle bir durum var. Sektöre baktığımızda da dediğim gibi elektrik elektronik bölümünden gelenler veya elektronik haberleşme gibi bölümlerden gelenler daha fazla. Peki niye böyle? Çünkü belki yakın zamana kadar biraz da böyleydi. Gömülü sistemler, mikroanetleyicilerle bir şeyler yapmak elektronik tasarım altına girdiği için daha çok hep elektrik elektronikten gelen kişilerin alanındaymış gibi görünüyordu. Yazılım içinde vardı işin ama bu yazılımlar çok spesifik olarak daha daha diyelim ki görece daha küçük çaplı yazılımlar olabiliyordu. Donanıma daha yakın olduğu için konu hep donanım tarafında ağırlıklı olan işte donanım tarafında ağırlıklı olan elektronik bölümlerinden kişilerin ağırlığıyla ilerliyordu. Ama bugün... Baktığımız zaman aslında işin çok büyük bölümü de yazılım ağırlıktı. Ve ben şu anda işin tamamen yazılım tarafında çalışan biriyim. Yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Şimdi böyle baktığımızda aslında resmi olarak yazılımın eğitiminin verildiği bölümler sadece bilgisayar veya işte çok az bir isim, bu isimde bölüm var Türkiye'de şu an bildiğim kadarıyla yazılım mühendisi bölümleridir. Aslında bilgisayar mühendisi ismi de genelde bilmiyorum kaç ülkede böyle. Bizde öyle ama mesela örneğin Amerika'da aslında yazılım bölümleri e, computer science yani bilgisayar bilimleri altta da geçiyor, geçiyor. O isimle geçiyor. Yani computer engineering diye geçen bölüm benim bildiğim kadarıyla yok. Ya da bazı üniversitelerde belki vardır. Şimdi peki ben de aslında kendi tecrübemden şunu da söyleyebilirim. Daha önce ben Türkiye'deyken birçok üniversiteye konuşma yapmaya, işte seminer vermeye vesaire gittim. Belki 15-20 üniversiteye gitmişimdir. Sayılarını hatırlamıyorum şu an. Gittiğimde genelde benim yapacağım sunumların tabii konusu gömülü sistemler oluyordu ve Baktığımda hep böyle ufak bir anket yaparım gittiğim yerlerde e, hızlıca. E, bölümler olarak baktığımızda tabii ağırlık elektronik bölümleri ve elektrik elektronik gibi bölümler oluyordu. Yani bilgisayar mühendislerinden çok az insan bu tür konulara ilgi gösteriyordu veya seminerlere katılıyordu. Şimdi bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği dediğimiz alanın e, gelişine baktığımızda çok fazla çalışma alanı var aslında. Yani bugün web, programlama, mobil bunlar çok büyüyen alanlar. Özellikle şimdi bu pandemiyle beraber e-ticaretin genişlemesi yani işte dağıtım şirketleri çıktı bir sürü lojistik firmaları yani bunların hepsi de aslında altyapıları yazılımla çalıştığı için yazılımcılara çok ihtiyaç var. Dolayısıyla bugün baktığımızda bilgisayar mühendisliği çıkışlı birinin gömülü sistemlerde çalışmayı tercih etmesi evet düşük bir olasılık. Çok ilgisi varsa tabii ki tercih edecektir ama onun dışında çok fazla alternatif var. Yani iş hacmi olarak da aslında gömülü sistemlerden belki kat be kat daha fazla iş imkanı var. Şimdi gömülü sistemler hep bahsediyoruz. Aslında bizim gömülü sistem, gömülü yazılım dediğimiz şeyin içinde bir de donanım olması gerekiyor. Dolayısıyla çok spesifik işler oluyor bu. Yani bir gömülü yazılım işi olması için bir yerde bir yüksek teknolojik bir donanımsal da bir ürün üretiliyor olması lazım. Bu nedir? Bir otomobil olabilir, bir akıllı ev eşyası olabilir, akıllı bir endüstriyel sistem olabilir. Ama sonuçta bir donanımla bağımlı fiziki bir sistem üretiliyor demektir orada. Ama yazılım tarafına baktığımızda bugün Örneğin çok yüksek teknolojiden bahsedemeyeceğimiz ama birçok ihtiyacımızı karşılayan sistemler var. Şimdi işte yemek siparişi verdiğimiz siteleri düşünün, ilan verdiğimiz siteleri düşünün. Tabii ki orada kullanılan araçlar da teknoloji ürünleri, yüksek teknoloji ürünleri ve serverlar kullanılıyor, veri tabanları vesaire. Ama baktığınızda bir yüksek teknoloji, ana, ana ürün o yüksek teknoloji ürünü kendisi değil. Ana ürün yazılımla ve donanımsal bazı araçlarla geliştirilen hizmetler ve bu alanlarda birçok yazılımcı açığı var. Ve bu alanlar için bir donanım bilgisi gerekmiyor. bir Yani gömülü yazılımla, gömülü sistemle alakası yok. Yazılım bilgisi yetiyor ve çok genişleyen alanlar bunlar. Bugün işte seyahatlerimizi yaparken işte rezervasyonlarımızı web sitelerinden yapıyoruz. İşte ilan vereceksek web sitelerinden veriyoruz. Artık yiyeceklerimizi sipariş verirken bile artık oradan veriyoruz. Dolayısıyla bilgisayar mühendisliğinin ve yazılım mühendisliğinin çalışma alanları çok genişliyor. Gömülü sistemler çok daha spesifik kalıyor. O yüzden hala belki gömülü sistemlerle ilgilenen arkadaşlar ağırlıklı olarak elektrik elektronik bölümlerinden geliyor. Burada okuyacağınız bölümü seçtiğinizde şunu da tabii söylemem lazım. Hiçbir bölüm tamamen bir alanı tamamen kapsayamıyor. Yani bugün okuduğumuz bölümlerle yapacağımız meslekler arasındaki bağ giderek azalmış durumda. Ee, hele bir de yani çok da kaliteli olmayan bir bölümde üniversitedeyseniz zaten tamamen meslek sahibi olmanız sizin kendi çabalarınıza kalıyor. Ama en iyi üniversitelerde bile yine bu sizin çabalarınıza bağlı. Sadece belki bunun oranı biraz daha düşük olabilir. Üniversitenin size verecekleri daha fazla olabilir. Bunlardan da de şimdi de bahsettik. Evet. Aslında konuyu nasıl bağlayacağım bile bilemiyorum şu anda. Ama şunu net olarak söyleyebilirim. Ben gömlü sistemci olacağım dediğinizde bir tanım yapmış olmuyorsunuz. Ben şu alanda, şu sistemlerle çalışan biri olmak istiyorum dediğinizde zaten sorunun cevabını o alanda çalışan insanları bulup bunların hangi bölümden mezun olduğuna bakarak verebilirsiniz. Emin olun ki her bölümden mezun insanlar bulacaksınızdır. Hatta bizimki konularımızla alakası olmayan bölümden insanlar da bu işleri yapabiliyor. Çünkü günümüzde artık çok az alanda okunulan bölümle yapılan işler arasında birebir bağlantı var. Tabii ki ben bugün çıkıp ya ben tıbba çok ilgim var. insanlara i̇nsanlarla ameliyat etmeyi de çok seviyorum, çok da iyi yapıyorum deyip bir doktor, cerrah olma şansım yok. Belli alanlar bu yasal olarak regüle edilen alanlar. Ama bugün yazılım alanında, donanım tasarım alanında bu tür alanlarda çok az kimse sizin e, diplomanızla vesairenizle ilgilenecektir. Yeni mezunsanız tabii ki bu önemli oluyor ama belli bir iş tecrübesinden sonra artık sizin yaptıklarınız, yapabileceklerinizle ilgileniyor firmalar. Dolayısıyla hiçbir alanda sen bilgisayar mühendisliğinden mezunsun yapamazsın veya sen yaparsın veya elektrik elektroniktensin sen yapamazsın öbürü yapar gibi bir ayrıma girdiğini ben görmedim. Kendi adıma konuşacak olursam okuduğum bölümü geçtim okuduğum üniversitenin bile artık 1-2 senelik iş tecrübesinden sonra bir anlam ismik önemi kalmıyor arkadaşlar. Çünkü artık oradan sonra siz her zaman girdiğiniz işlere bir önceki işinizden gelen tecrübelerinizi satarak giriyorsunuz. Bu hep böyle. E buraya geldiğimde zaten şu anda burada kimse Türkiye'deki üniversiteleri zaten bilen de çok ilgilenmediği söylebilen yoktur. Yani benim şu anda işte Sakarya Müh Müh Üniversitesi'nden mezun olmamla, ne bileyim İTÜ'den mezun olmam buradaki insanlar açısından bir şey ifade etmiyor. E burada tamamen kendi tecrübelerimle yani Coşkun Taşdemir olarak ben neler biliyorum, neler yapabilirim e bunları satarak işlere giriyorsunuz veya iş değiştiriyorsunuz. Dolayısıyla Böyle bir zamandayız ama şunu söyleyeyim işin eğer yazılım kısmına ilginiz varsa yazılım ağırlıklı bir şeyler düşünüyorsanız yazılım eğitimi elektrik elektronik mühendisliğin alanında olan bir eğitim değil. Elektrik elektronik mühendisliği içerisinde yazılımcı yetiştirmek gibi bir amaç hedef yok daha çok donanım ağırlıklı konular vardır. Elbette her mühendislik bölümünde bir veya iki dönem bir programlama dersi alırsınız ama bu çok yeterli değil. Yani resmi olarak yazılımın verildiği yazılım eğitiminin verildiği bölümler bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümleridir. Yapabiliyorsanız çok güzel bir bilişim olabilir tabii ki. Elektrik elektronik mühendisliği okuyup bir yandan da bilgisayar mühendisliğinde yan dal, çap gibi şeyler yapabiliyorsanız bu da çok güzel olacaktır ama işlerin hangi alanına ağırlık vereceğinize göre bunlar değişiyor. Yazılım, ben yazılım ağırlıklı çalışan biriyim. Yazılım alanında olan biri olduğum için e, konunun yazılım ağırlığının bilgisayar mühendisliğinde olduğunu söyleyebilirim ama ben bilgisayar mühendisliği okumadım. E, yani Zaten birçok yazılım alanında çalışan insana bakarsanız da resmi olarak yazılım eğitimi almadıklarını görürsünüz. Bu alan birazcık daha böyle ne diyeyim? Zanaat olarak ilerliyor? yani öyle söyleyebiliriz belki. Ee, yani iş bilenin kılıç kuşanan şeklinde giden bir alan. O yüzden gömülü sistemler alanına yöneleceğim. Hangi bölümü seçeyim şeklinde gelen soruya net bir cevap veremiyorum gördüğünüz gibi. Mümkünse iki bölümü de okuyun yapabiliyorsanız. Tabii ki elektronik de okuyorsanız gidin yazılım dersleri alın. Bilgisayarda okuyorsanız da gidin işte donanım derslerine girin. Bunları resmi olarak yapamıyorsanız yani resmi olarak çap yapma şansınız olmasa bile derslere girmek. Bugün derse girmek dediğimiz şey de zaten artık üniversitede bir yere gitmek de değil. Çoğu zaman artık uzaktan eğitime geçildi zaten. İnternetten her şeye erişmemiz mümkün hemen hemen. Dünyadaki diğer üniversitelerin de derslerine girmemiz mümkün. Bugün artık arkadaşlar Kendinize katabileceğiniz en büyük yetkinlik bölümden bağımsız olarak öğrenmeyi öğrenme, kendi kendinize bir şeyler öğrenebilme yeteneği edinmektir. Bunu verebilen üniversitelerde bence başarılı üniversitelerdir. Onun dışında artık bilgiye ulaşma konusunda çok eksiğimiz kalmadı. Yani birçok bilgiye bilginizden diyelim erişebiliyoruz ama bugün hala görüyorum ki en temel konularda internette çok fazla kaynak bulunabilen konularda bile ben kaynak bulamıyorum, ben bunu bulamıyorum diye sorular gelebiliyor. Demek ki buradaki eksiğimiz aslında bizim öğrenmeyi öğrenmek, araştırma yapmayı öğrenmek, literatür taraması yapmayı öğrenmek, bunlara ağırlık vermek önemli. Bu yetenekleri size kazandırabilen her bölüm olabilir. Eksikleri zaten siz de tamamlayabilirsiniz. Yani ben şu anda iyi yaptığım birçok konuyu üniversitedeyken öğrenmedim. Veya üniversite çok kötü olup da sonradan bazısını iyi öğrenebilirsiniz. <laughs> o yüzden e, artık çok ufak bir ayrıntı haline gelmek üzere okuduğumuz bölümlerin isimleri. E, zaten artık hiçbir konuyla böyle çok dalları ayıramıyorsunuz kesin hatlarla. Yani mühendislik isimlerine baktığınızda çok kesin hatlarla ayrılmış gibi görünse de onların altını açtığınızda altlarına belki yüzlerce farklı meslek giriyor. O yüzden bu sorunun net bir cevabının olmamasının bir sebebi de bu. Bu nedenle ben bölümden ziyade iyi bir üniversiteyi tercih etme şansım varsa onu edebil, etmek isterdim. E, i̇ki üniversiteyi de okuyabiliyorsam iki bölümü onu okuyabilirim. E, Bunların hiçbiri olmuyorsa da hala kendinizi geliştirme şansınız tabii ki var. E, hiçbir zaman üniversitenin e, size olan etkisi sizin kendi çabalarınızdan çok fazla olmayacaktır. Umarım çok millet cevap veremesem de yardımcı olmuştur açıklamalarımı sizlere. Başka videolarda görüşmek üzere.